İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Dün en son kolektif vicdanda kalmıştık. Bayağı da ilginç de olmuştu. Kolektif vicdanımız kişisel vicdandan ayrı çalışır ve ayrı işler. Kişisel vicdan, kişinin bireysel kendi haklarını korurken, kendi haklarına odaklıyken kolektif vicdan bütünün hayrını gözletirler. Bütünün, grubun, ailenin, buranın tümü için işler. Çok daha kuvvetli, sinsi bir güçtür, görünmez şekilde işler dedik kolektif vicdan. Karşı geldiğinizde varlığını bile suçluluk olarak belli etmez. Nereden geldiğini anlamayız ve var olduğunu da tanımlayamayız. Ama yine de bizler de varlığını sürdürür. Yani işte hani benim anneannemi hiç tanımadığım halde onun kavuşamadığı sevgilisiyle arasındaki ilişkiyi devam ettirmem gibi. Hiç bilmem bunu neden yaptığımı, anlamlandıramam. Bunu ancak bir döngüyü defalarca yaşadığımda derim ki Allah Allah bir şey var. Biraz da bu alanlarla ilgim varsa o zaman çözebilirim. Yani içimde bir vicdan azabı olarak, suçluluk olarak kendisini bana belli etmez kolektif vicdan. Kolektif vicdan bireyin aklını mesken tutup yaptığı seçimleri kendine göstermek yerine ailenin bütününde işler. Ve yukarıda değindiğim gibi bundan aile bireylerinin haberi bile olmaz. Tıpkı demiştik dün elektrik akımının ampulü aydınlatmasıyla tespit ettiğimiz gibi. Kolektif vicdanda ancak insan davranışları üzerindeki etkilerden tanıyabiliriz. Burada bize gelen şikayetler bir kolaylaştırıcı olacaksak eğer ona niyet ettiysek. İşte babamda bir batma, parayı batırma döngüsü vardı, iflas döngüsü vardı. İşte ben de var, görüyorum ki çocuğum da var gibi gibi. Ya da işte ben hiçbir deneyimim olmamasına rağmen, burada deneyim kelimesi de çok önemlidir kolaylaştırıcı için. Çünkü kendi deneyimim olan bir şeyin sonucunu çekmem çok doğaldır. İşte kendim eğer bir batma olayı gerçekleştirdiysem, işimi batırdıysam parayla ilgili kaygı yaşamam çok doğaldır. O zaman çalışma alanı bambaşkadır. Ama hiç deneyimim olmamasına rağmen paraya karşı çok yoğun bir ilgi ya da tam tersi çok yoğun ilgisizlik. Yani hani bu bilelime 1 milyon geçse bir gün daha harcarım. Ertesi gün hiç düşünmem. Böyle danışanlarım da oldu. Hani olduğunda acayip var. Yokken hiç yok. Yani 2 liraya ekmek alacağım desem yok. Dolayısıyla bu aradaki dengeyi hiç kuramıyorum. Bu da bir problemdir. Örneğin suçun kefareti dedik. Hastalıkların bir başka nedeni de Hellinger'in suçun kefareti olarak adlandırdığı eğilimdir. Kişisel suçluluk duygusu da bu kapsama girer. Örneğin kürtajın derin etkilerini anlamadan bu sıradan bir şeymiş gibi defalarca kürtaj olmuş bir kadın kefaret olarak rahim kanseri geliştirebilir. Bu bilgiyi ilk öğrendiğimde bana çok çarpıcı gelmişti. Diyor ki bir kadın 7, 8, 6, 5 kürtaj yaptırdı. Ve bunda her zaman bir sorumluluk almak yerine, mesela burada iki tip var. Bir tanesi diyor ki işte yaşam şartları, durumum vesaireden dolayı çok üzgünüm, derinden üzgünüm. Varlıklarını kabul ediyorum ama dünyaya getiremezdim. Doğru mu? Hayır. Bir bakış açısı böyle. Diğer bakış açısı diyor ki zaten dünyaya gelmeleri mümkün değil. Öldüler, iyi oldu. Yani yoklar, zaten yoktular. Aldırdım, çok da iyi oldum. Yani bir tanesinde bir sorumluluk almak varken diğerinde hiç sorumluluk yoksa eğer rahim diyor ki eğer o sorumlu değilse demek ki bundan sorumlu olan benim. Sorumluluğu kişi yerine rahim alarak rahim kanseri geliştirir ve kendisini yok edebilir. Kürtajlarla ilgili daha uzun bir slaytım var diye hatırlıyorum ama yeri geldiği için söylüyorum. Kürtajlar aile diziminde çok önemli yer kapsar. Dışlanan, yok sayılan kişi olarak bakarız onlara da. Dolayısıyla hiç anmadığınız, sıraya koymadığınız bir kürtajınız varsa muhtemelen bir kardeşi tarafından temsil ediliyordur.
Burada yine Hellinger'in dediği iki türde temsil edilir kürtaj. İki uç noktada. Bir tanesi eli avuca sığmayan, hani denir ya mesela, bu çocukta görmediğim kalmadı yani. Her türlü çocukken yaramazlığı, büyüdüğünde gösterebileceği her şeyi bana göstermiş. Beni fazla yormuş bir çocuk olarak, ya da tam tersine benim tüm bakımıma muhtaç, tamamen iletişimi kopuk, hiç hareketsiz, sessiz, konuşmayı sevmeyen ya da konuşmayan, belki de özürlü olarak dünyaya gelebilir kardeşini, yok sayılan kardeşini temsil etmek için. Ya da annesini reddeden bir kadın kendini cezalandırmak için göğüs kanseri geliştirebilir. Şimdi bilinçaltıyla da çalışırken kadınlık organları ya da erkeklik organlarındaki kanser türlerinde hep cinsiyeti redde bakarız. Ama aile dizimi buraya başka bir bakış açısı daha geliştirir ve der ki, kadının kendi kadınlığını reddetmesi değil, annesini bile reddetmesi, onun işte bir göğüs kanseri, bir rahim kanseri, kadınlık organları ile ilgili bir rahim kanseri, bir kanser geliştirmesine sebep olabilir der. Onu reddediyorum. O da kadın. Dolayısıyla ben de kadınım. Burada yine bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Günümüzde de çok fazla var ya, farklı cinse meyiller, işte cinsiyet tercih edebilme özgürlükleri vesaire. Ben yaptığım çalışmalarda bunun altında anne ya da babaya yoğun bir öfke varsa eğer, anne figürü ya da baba figürü evde çok aşağılanmış ve yok sayılmışsa, çocuk ona benzememek adına, eğer onunla aynı cinsiyetteyse, işte erkekse babaya, kadınsa anneye benzememek uğruna karşı cinse benzemeye çalışabiliyor. Çünkü ben bir dönem bunu çok düşündüm. Yani gerçekten herkes öyle mi doğuyor, içsel mi oluyor, nasıl oluyor? Yaptığım çalışmalar tabii çok küçük bir kısmıyla, danışanlarla yaptığım görüşmelerde, işte bir erkekse bu, babaya duyduğu yoğun öfke ama tek başına duyduğu bir öfke değil. Evde aynı zamanda baba, işte belki anneanne, anne tarafından da hiç sayılmış, yani yok sayılmış, işte şiddet uygulayan, belki küfür eden bir baba. Ona benzememek uğruna nasıl burada bir kadın annesini reddettiğinde kendini göğüs kanseri yapabilecek güce sahipse, orada da cinsiyet meylini değiştirebiliyor. Farklı bir cinse meyil gösterebiliyor. Sevgi düzeni. Bağlar ve ilişki, insanlar özel ve profesyonel daima ilişki içinde yaşamaktadır hepimiz. Birey eğer hayattaki görevlerini doğru yerini bulmak istiyorsa, yaşamın temel ilkelerine entegre edilmelidir. Hellinger bu ilkeyi sevgi düzenleri, Love Others olarak adlandırmıştır. Sevgi düzenleri evrensel yaşam kurallarıdır ve hayatın her seviyesinde başarı için temeldir. Eğer sevgi düzenine saygı duyulursa, sevgi enerjisi aile içinde özgürce akabilmektedir. Şimdi, benim içine doğduğum ailem, onların ataları, onların ataları, biz kuşaklar boyu birbirimize bağlıyız. Hadi maksimum Hellinger'in eğer bakış açısıyla bakacaksak, 4 kuşak kesin artık birbirimize bağlıyız. Şimdi ben burayı her zaman akan bir nehre benzetirim. 4. atamdan bana akması için ben yerimde olmak zorundayım. Bu ne demek? Ben 4. atama göre eğer 1. nesilsem, sıramda tam da olmam gereken yerde, kendi aile içimde çocuk, sonraki hayatımda işte neyse ebeveyn. Ama ben anne ya da babama annelik, ya da anneanneme belki ebeveynlik bir şey yaparsam, burada sevgi düzeni tersine dönmüş oluyor. Dolayısıyla anlaşılsın diye söylüyorum. Hani nehirden su yukarıdan aşağıya doğru akar ya, ben o zaman bu akışı aşağıdan yukarıya doğru yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla o ne kadar imkansızsa bu da öyle. Hiyerarşik düzende doğduğum sıradan başka hiçbir yerde sevgi akışını gerçekleştirmem mümkün değil. Şimdi biz bazen diyoruz ki babam yoktu, evin tüm sorumluluğunu ben aldım. Annem yoktu, anne ben oldum. Bu vakalara da her zaman çok üzülürüm. Çünkü aslında dedikleri gibi çocuk ve sadece almaktan başka rolü olmayan çocuklar bazen zorunluluktan, bazen bunu tercih ederek anne ya da baba ya da abi rolü alarak diğer kendiyle aynı nesilde doğan kardeşlerinden farklı davranışlar gösterebiliyor. Bunun sonucunda ne oluyor biliyor musunuz?
Üzerinde fazladan yük var. Kaldırabileceğinden fazla yük onun için. Ebeveyn rolü, çocuk için ebeveyn olmak fazla bir yük. Ama aynı zamanda hiç kimseye de yaranamıyorlar. Yani bu da hiç şaşmadı. Gördüğüm hiçbir vakada, yani ben herkese annelik yaptım, kardeşlerimi evlendirdim. Mesela şöyle vakalar var. Hiç evlenmedim. Onları okuttum, evlendirdim, evlerini açtım. Bunu bir abla yapıyor. Hiç vazifesi değil. Herkes yuvasını kurdu. Hocam şimdi işte bir hafta sonu aramazlar. Gel bir kahvaltı yapalım. Gel bir şey yapalım. Herkes hayatına dağıldıktan sonra en kıymetsiz benim. Evet, sensin. Çünkü sen sıranı bozdun. Ailedeki sıra düzenini bozdun. Aslında anne ya da baba rolüne geçerek onların rolüne geçebilmen için öncelikle onu oradan ittirmen lazım. Şuna benzetirim. Mesela bir yarış yapılmış olsun. Yarışta bir, iki ve üçüncü var. Fakat dördüncü diyor ki, birinci yarışta koşarak çok yoruldu. Ben onun yerine geçeyim. Çok hızlı bir koşu yaptı ve yoruldu. Dördüncü bir numarayı ittirerek onun yerine geçse, bir numara ona saygı mı duyar, öfke mi? Altında da düşünce, çok yoruldu koşarken, artık bundan sonra onun için ben koşayım düşüncesi olsun mesela. Çok öfke duyar. Çünkü orası onun yeri. Hak ettiği yeri. İkiye de geçemez. İki de öfke duyar. Üçe de geçemez. Tam da ait olduğu yerde olmak zorundadır. Eğer gerçek bir sevgi akışını sağlamak istiyorsak. Bizim toplumumuzda, Türk toplumu mesela, şimdi Sivagito'dan eğitimler alanlar vardır aranızda. Bunu bir Sivagito'ya anlatmanız çok mümkün değil. Çünkü Avrupa'da kimsenin kimsenin rolünü aldığı bir durum yok. Herkes zaten bireysel. Yani öyle çok acayip bir bağlanma olayları da yok bizim gibi. İşte 18 yaşına geldiğinde herkes evini kurar, ayrılır, çıkar. Dolayısıyla hiçbir çocuk, çok belki nadir vardır. Hiçbir çocuk anne baba rolünü üstlenmez. Abi, abla rolü, küçük çocuk bunu isteyerek almaz. Ya da tam tersi de olabilir bazen. Yine çalıştığım ve beni çok etkileyen vakalardan bir tanesi, bir kişiye anneannesi, anne sistemi, yani kadın ataları sisteminde çalışırken alanda anneannenin ısrarla, hiçbirisinin büyüğü değilim ve ben küçüğüm. Ben sadece küçüğüm, yani olamam, büyük değilim ve o sırada olmak istemiyorum diye bir serzenişi olmuştu. Tabii ki bunun altında yatan sebepleri bilmek bir kolaylaştırıcı. Bunun altında yatan sebebi çok rahatlıkla bulur ve çözer. Ama hayatı boyunca böyle bir direnci olmuş. Yani zaten şöyle şikayeti, çocuk gibi davranıyor. Hani bizim hepimizin hepimize nazlanıyor. Hepimiz aslında onun etrafında kul köle olalım istiyor. Çünkü bir çocuk bir bakım verene ihtiyacı var. Herkes, torunları dahil, onlardan almak istiyor. Kim alırdı? Küçük alır. Kim verirdi? Büyük. Büyükler verir, küçükler alır. Dolayısıyla böyle bir sistemde sağlıklı bir sevgi akışı sağlanamaz. Aynı şey şimdi firmalar için, iş yerleri için dizilim yaptığımızda da bu sevgi düzeni orada da çok önemlidir. Yani patron, bizde biraz böyle şey ilişkiler vardır. İşte birazcık samimi olduğumuzda işte şey kaçı verir. İşte sekreter der ki mesela, işte patronla, ben siz çok yorulmayın diye işte sizin yerinize şunları şöyle yaptım. Böyle bir hakkı yoktur. Onun yerine, onun planıyla ve programıyla ilgili bir karar verme yetkisine sahip değildir. Onun adına bir şey paylaşamaz ya da yapamaz. Dolayısıyla oradaki hiyerarşik düzen de mutlaka korunmak zorundadır. Yani aslında bu aile içindeki şey şuna da benzetir. İşte bir patron var bir iş yerinde. Bir de çayla görevli, çaydan sorumlu bir kişi var. Şimdi bu çaydan sorumlu kişi gelip dese ki, patron bugün çok yoruldu. Bugün bütün işler bende. Tüm olayı ben ayarlayacağım. İşte alınacak, verilecek, bu saatten sonra benden sorulur. Sadece bir ya da iki gün bu düzenin böyle gittiğini düşünün. Ne olur o şirket? Nasıl bir duruma sürüklenir? Müthiş bir karmaşa. Çünkü herkes orada da hiyerarşik düzene göre aynı sırada ve yerinde olmak zorunda. Hatta iş yerine önce giren, hatta bir gün önce giren, bir gün sonra girenden daha kıdemli ve kademeli sayılır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Eğer sevgi enerjisinin ailemizde en güzel, en özgür halde akmasını istiyorsak bu sevgi düzeni.
Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Çocuk aileye doğduğunda hemen bu sistemin bir parçası olur. Yani bu doğal bir şeydir zaten. Sistemin hemen bir parçasıdır. Hayatta kalmak için aileden ihtiyaçlarını alır. Bu sırada ailenin üyeleriyle nasıl birlikte yaşanabileceğini öğrenir. Ailenin kurallarını kendi kuralları gibi içselleştirir. Ancak bunun ötesinde bu sistem içinde çok daha yaygın olan derin bir bağ vardır. Hellinger bu üyenin boyutlarını araştırmış ve tanımlamak için sıra düzen kelimesini kullanmıştır. Çocuk zaten doğal olarak aileye doğduğu anda bir şeyler işte dün bahsettik ya önce bağ kuracak. Bağ kurarak işte ihtiyaçları, beslenme ihtiyacı, ısınma, barınma tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına ihtiyacı var. Aileden duygusal ya da fiziksel tüm ihtiyaçlarını alır. Bu sırada da aslında bebek gözlem yapar. Dün bahsettim ya yine bir anne onun gözünde tanımladığı kişi uzun bir süre sadece tek anne var düşüncesi vardır bebekte. Benim annem. Başka bir anne tanımadı çünkü henüz. Ailelerden henüz haberi yok. Ona bakım veren kişi anne ve anne demek budur. Nasılsa artık işte sevgili sevgisiz, şefkatli şefkatsiz, sinirli ya da sinirsiz. Neyse annesi. Yine aynı şekilde bir arada yaşamanın, düzenin nasıl olduğunu aile de öğrenir. Dolayısıyla aslında zaten rol karmaşasının içine doğmuş bir çocuk bu süreyi hiçbir zaman tam olarak içselleştirerek büyümeyecektir. Mesela işte anne hasta olduğu için ablanın sürekli anne rolünü aldığı evde çocuk burada herhangi bir sıradan bahsedemeyecektir. Yani anne ve baba onun gözünde birinci sırada ve saygı duyulması kişiler, gereken kişiler yerinde değildir artık. Çünkü şu mantık vardır. Yani ablam eğer anne olabiliyorsa bu evde ben de her şey olabilirim. Demek ki bir gün sıram geldiğinde ben de baba ya da başka bir şey olabilirim. Sadece anne ve babanın vermesi gerektiğini daha doğduğu anda almamışsa bunu hayatında oturtturması çok zordur. Bir de burada Hellinger der ki eğer bir yere verecekseniz bir yerden almak zorundasınız. Mesela kendi ailesinde ebeveyn olan bireyler, işte ben anne babamın eğer ebeveyniysem işte onların hani bilmiyorlar, halledemezler diye bütün işleri bendeyse bazen maddi ya da manevi çekip çevirme, onların ebeveyni gibi davranıyorsam, kendim eğer yeni bir sistem, yeni bir aile kurduysam orada da muhtemelen çocuk gibi davranırım. Çünkü bir yerden çalmak zorundayım. Burada ebeveynim, burada da anne babama yapmam gereken nazı eşime ve çocuklarıma yaparım. Onlardan alarak oraya verebilirim ancak. Dolayısıyla yine ne yaptım? Sıra düzeninde muhteşem bir karmaşa. Anne babama duyduğum, belki artık ne denir? Hani hayata getirmelerinden dolayı duyduğum bağdan kaynaklı onlara fazla ihtimam gösterirken kendi kurduğum aileye, eşime ya da çocuklarıma onların haklarından aldım. Bu da yine çok sık karşılaştığım karmaşalardan bir tanesi. Sıra düzen dedik yine. Adler doğum sırasının çocuğun kişiliği ve davranış kalıpları üzerinde etkisinin olduğunu öne sürmüştür. Bununla ilgili yapılan Adler bunu söylediğinde tabii çok uzun bir zamanda ama artık biliniyor ki çocuğun doğduğu sıra karakter ve davranışları arasında çok büyük etkiye sahip. Şimdi sizler de hepimiz aramızda evin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı çocuğu falan olanlar vardır. Kendi ailemden de küçük bir örnek vermiştim ya. Şimdi ben evin en büyük çocuğuyum. Benden sonra bir oğlan var. Ondan sonra bir oğlan daha var. Şimdi ben anne babamın ilk çocuğu ve kız olarak biraz daha hassas ama yüksek baskıyla büyüdü. İkinci oğlan kardeşim, oğlan daha hafif baskıyla büyüdü. Üçüncü çocuk tamamen serbest. Yani o dilediğini yapabilir. Onun bir sınırları var, çerçevesi var. Hiç kimse o sınırların içine müdahil olamaz ya da onu... Aslında olması gereken şimdi baktığımda çocuk zaten doğuştan bilinçli doğmuş. Yani bu eski ruhlar oldukları için de bilmiyorum. Kendine müdahale etmez kararları vardır. Kararlarına saygı duyulmasını bekler. Hata da yapabilir, onu da kabul eder. Hata yaparım,
olmazsa geri dönerim. Hata yaptıysam bedelini öderim gibi bir bakış açısı vardır. Dolayısıyla aynı ebeveyn ama doğum sıranız, sizin doğduğunuz sırada onların yaşları da sizin karakteriniz, kişiliğiniz üzerinde çok büyük etkisi vardır. Anne babaya saygı. Aile diziminin aslında sanırım temelinde bu var. Hatta dün dedik ya, dizim için bilgi veren danışan, eğer anne ya da babam dizimde anılmayacak, onları yok saydım ya da onlarla bağlarımız kopuk ya da beni evlatlıktan reddettiler, ben de onları yok sayıyorum derse, Bert Hellinger o kişileri geri çevirir. Yani onlara bu ne demek? Onlara dizim açmayın, bir fayda sağlamaz. Anne babayı hani akış için tam bir işte aileleri böyle sağlı sollu o nehirin kıyıları gibi görürsek, orayı tıkadım ya da kapattım anlamına gelir. Sevgi akışının bana onları saymadan, yerinde onurlandırmadan geçmesi mümkün değil. Mesajlar görüyorum, çok önemli midir? Sonra bakalım. İkizler de mutlaka aynı anda doğmuyorlar. Mutlaka birisi önce doğuyor ama orada tabii çok büyük bir fark yok aralarında. Ama doğum sırasının bile çok etkili olduğunu okudum daha önce sorulan bir soruya araştırırken. Aile dizimine göre aile düzenine saygı gösterilmediğinde aile bireyleri arasında uyumsuzluk baş göstererek önce gerginliğe daha sonra çatışmaya neden olur. Şimdi düşünün bakalım, ailenizde çatışma var mı? Herkes kendi ailesinin içine doğduğu ailesini bir düşünsün. Bir çatışma, kardeşler arası bir uyumsuzluk, bir problem. Yani ortada bariz bir şey varken tamam, bunu anlarım. Mesela işte bir mal, miras, bir şey bölüşümü olmuştur. Sonrasındaki kırgınlıklar anlaşılabilir. Ama aslında hiçbir şey yokken, bizler kardeşken sürekli bir çatışma, belki bir kıskançlık hali, bir türlü bir araya toparlanamama hali var mı? Bu çalışmada yaptığımız gibi aile düzenine saygı gösterdiğimizde uyum sağlanır. Buna kutsal düzen adını vermemizdeki neden, düzenin aile sistemindeki denge uyumu sağlanmasındaki merkezi önemidir. Yoksa buradaki kutsal kelimesinin dini hiçbir anlamı yoktur. Kutsal dediğimiz şey dini açıdan olması gereken sistem anlamında değildir. Kutsal düzen, düzen olabildiğinde, kutsal düzeni sağladığımızda sevginin bize özgürce akabildiği sistem demektir. Çok da üzülürüm. Yani hem yaşından, olduğu konumdan fazla fazla yük yüklenip, hem de yaranılmış kişiler beni çok üzer. Çünkü onların yükü fazladır. Ama orayı da biraz değiştiğimizde onun bunu yapmasının da altında bir sebep vardır. İşte hani aynı bu yarışçı olayındaki gibi. Dördüncü sıradaki işte birinciyi dinlendirmek aksa değil. Oraya gelirken aynı zamanda onun birincilik statüsüne, birincilik makamına da oturmuş oluyor. Ve birinciyi rahatlatmak adına oraya geldiğinde onu mutlaka ötelemek ya da dışlamak zorunda. Aynı şey burada da geçerlidir. Ben kişisel vicdanımla bakarak annemi ya da babamı rahatlatmak adına onun rolünü aldığımda aslında onu ötelemiş oluyorum. Yani sen bak, bunun açılımı şudur. Sen bu işi beceremedin. Gel bırak, bana devret işi. Ben bunu en mükemmel haliyle yapayım. Sen de beni seyret. Şimdi ben anne olduysam o ne oldu ya da ne olacak? Bir düşünelim. Çocuk ebeveynine sevgi ve minnet duyarsa gidişat ve gelişat değişir. Onlara ben bana yaşam verdiğiniz için teşekkür ederim veya siz olmasanız ben de burada olmazdım dendiğinde onların varlığını yaşamlarında kucaklar ve kendisine katkılarını tam olarak içselleştirip bütünlüğe ulaşır. Yalnız bunu kelime olarak değil de gerçekten içten söyleyebiliyor muyuz, bir bakın. Birçok danışanım da şunu söylüyorum. Onlar olmasaydı ben yoktum. Evet, ve bu kadar derdim de yoktu. İşte dün hani kaşıkçı elması örneğini verdik ya. Tamam, verdi elması da ne oldu? Kulubunu vermedi, kabını vermedi. Şimdi ben bunu ne yapacağımı düşünüyorum. Paranoyak gibi geziyorum işte. Birisi çalacak mı, çalmayacak mı? Aynı mantık. Dolayısıyla bunu söyleyen birisine yani bir yolunu bulursun. Sonuçta değerli olan şey sende, elinde deriz. Hepimiz bir şaşkınlık yaşarız. Bu da aynı şeydir. Bir yaşam hakkım var. Yani yoksam yoktum zaten, hiçtim. Ama şu an bir yaşamım var. Bunu iyiye doğru yönetmek, çok güzel şeyler yaşamak, işte aşık olmak, sevmek, çocuk sahibi olmak. Tüm bunlar bana sunulmuş imkanlar demek. Eğer yaşıyorsam, hayattaysam. Ama tek bildiğim şey işte neden doğduğumun çerçevesinde debelenmekse, oradaki sorunlar içinde kaybolmak, boğulmaksa
O zaman dediği gibi gerçekten yaşamının bir anlamını bulamaz insan. Burada bu iki kelime, bana yaşam verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten anlayarak ve içselleştirerek bunu söylemek bireyde çok büyük değişime sebep olur. Çünkü bu kelimenin içinde aynı zamanda şu da var. Bana yaşam verdiğiniz için. Yani ben senden büyük olamam. Ben sana bir şey vermedim. Sen verdin. Sen bana yaşam hakkını verdin. Ben seni doğurmadım. Dolayısıyla senin ebeveynin olamam. Senden büyük gibi davranamam. Siz olmasaydınız ben de burada olmazdım. Bunu kalpten oturtturarak anne babasına, durumu her ne olursa olsun, ki dün bahsettik, en ağır vakalardan bile bahsettik. Her ne olursa olsun bunu ebeveynine söyleyip oradaki varsa negatif enerjisini kesen herkes yoluna bakabilir. İstediği şekilde de yolunda ilerleyebilir. Yani şöyle bir genelleme yoktur hayatta. Eğer benim babam çok ünlü bir doktor, çok ünlü bir avukat ya da işte bir milletvekili, her neyse, işte bir cumhurbaşkanıysa, ben sağlıklı ve güzel bir hayatı hak eder ve devam ederim. Hayır. Çok kez duymuşsunuzdur. İşte çok üst mertebede olan kişilerin çocuklarının da kötü alışkanlıkları olduğunu, farklı yollar seçtiklerini. Ya da eğer köyde işte kendi halinde belki okuması yazması bile olmayan bir ailede doğarsan sen artık hiçbir şey olmazsın. Senin hayatın orada kaderinle birlikte sonlanmıştır diyebilir miyiz? Bunu da diyemeyiz. Çünkü bir dönem bir köyle ilgili bir çalışma yapmıştık. O köyde doğan her çocuk, ama her evde muhakkak doktor vardı. Mutlaka doktor vardı. Yani işte aslında bunda şeyin de etkisi var. İşte birbirini görüyor, yakın çevreler, aynı okulda okumanın. Hatta şey demişti danışan, unutmuyorum. İki sınıf var, bir iki üçler. Aynı sınıfta dört ve beşler, ikinci sınıfta. Yani eğitim adına aldığımız şey de bu. Dolayısıyla dış faktörler benim kim olacağımı ancak benim izin verdiğim ölçüde değiştirip dönüştürebiliyor. Ben eğer ne olacağıma karar verdiysem, sorunlara tutunup oradaki problemlerde boğuşmayı bırakıp ilerleyebilirsem, istediğim yere, her kimden doğmuş olursam olayım, mümkün. Yaşam hakkım var. İmkanlar elimde, sorumluluk bende. Ama sorumluluk almayıp suçlamak, işte ondan ötürü böyle, babam olmadığı için, işte bizim torpilimiz yoktu, bizim desteğimiz yoktu falan. Buralarda kalırsam da bu enerjinin etrafında bir hayat geçirmiş olur. Aile diziminde bu düzeni tamamlamak için kullandığımız dil başta size garip gelebilir. Büyük ve küçük. Şimdi birebir dizime katılanlar bende varsa bilirler. Bunu defalarca tekrar ederiz. Çünkü bazen çok zorlanırız. Sen büyüksün, ben küçük. Yani ama bunu uygulayan, bizzat uygulayan danışan der ki çok zorlanıyorum söylerken. Büyüksün, küçük, hatta bazen karıştırır. Sen küçüksün, ben büyük. Hayır öyle değil, ben büyüğüm, sen küçük. En basit dili kullanmaya çalışırız aile dizisinde. 0-5-0-7 yaşın anlayabileceği basit bir dil. Sen büyüksün, ben küçük. Bunu anlayıncaya kadar, kişinin bilincinde oturuncaya kadar söyleriz. Ve hatta ben her zaman bu konuya geldiğimde bir de ödev veririm yapmak isteyenlere. Eğer böyle bir rol karmaşanız olduğunu düşünüyorsanız, olduğunu düşünmüyorsanız da işte bir sandalye, bir koltukla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bizler bunu çok uzun süre yaparız eğitim alırken. İşte koltuğu annem olarak kodlarım. Sen benim annemi temsil ediyorsun. Ben de diz çökerim, işte yani olabildiğince küçük bir halde bağdaş kurarım. Ne kadar daha küçüksem, koltuk büyük, ben küçük olmalıyım. Ona derim ki sen büyüksün, ben küçük. Sen büyüksün, ben küçük. Aynı zamanda nesneyle de bunu göstermiş olurum. Zaten pek bebek ya da nesnelerle çalışırken de bunu tekrar yapacağım. Bunu yapabilirsiniz. Bir sandalye olur, bir koltuk olabilir. Küçüklüğünüzü oturtturabilmek için zihninizde, eğer direnciniz varsa, güzel bir yöntemdir. Örneğin çocuk fiziksel olarak kendi anne babasından büyük olabilir. Zaten şimdi yeni nesil öyle değil mi? Yani benim kızım da benim boyumu geçti mesela. Ama bu onun benim boyumu geçmiş olması, benim büyük onun küçüklüğünün değiştiği ya da dönüştüğü anlamına gelmez. Onun için bu fiziksel uygulamayı yapıyoruz ki bilincim de boyut her ne olursa olsun, hiyerarşi düzeninde ben onun ebeveyni olduğum, bu da benim çocuğum olduğunu kabulü ya da onu, o durumu algılasın diye. Aile diziminde kullandığımız basitleştirilmiş dilin nedeni ruhun bunları gerçek olarak algılaması ve bu sözcüklerin daha derin bir varoluşsal düzene hitap etmeleridir. Mesela şimdi burada şöyle diyor olsaydık, sana minnettarım,
işte Ferhun Dağol falan, ben de çok kelime kalıpları yoktur ama böyle süslenmiş bir dille ailenize söylediğiniz bu diller, hiç kullanmam aile diziminde, bunlar bilinçaltı tarafından direkt kabul görmüyor. Bu en basit haliyle onu büyük kendimi küçük gördüğümde, sen büyüksün ben küçüğüm dediğinde bilinçaltı bunu direkt alıp kabul ediyor. Daha derin bir varoluşa, düzene hitap ediyor. Bir seans sırasında çocuk babasına sen büyüksün ben küçüğüm derse kutsal düzeni dile getiriyordur. Fiziksel büyüklüğe değil, öncelik sırasına gönderme yapıyordur. Anne baba çocuktan büyüktür çünkü çocuğun varlığının kaynağı onlardır. Anne babanızla oranla kendi küçüklüğünüzü benimsediğimizde onlardan enerji ve güç alır, bunu kendi çocuklarınıza aktarabilirsiniz. Öte yandan kendinizi daha büyük hissederek ebeveynlerinize vermeye çalışarak kendi çocuklarınızdan ya da eşinizden almak zorundasınız. Bir taraftan çalıp öbür tarafı doldurmalısınız. Bunların hepsi kutsal düzene riayet etmediğim için. Yani doğduğum sırayı beğenmediğim ve abilik ya da babalık, annelik rolünü üstlenmeyi seçtiğim için başıma gelen olaylar. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Aile dizimi, aile büyüklerinden aldığımız yükleri onlara teslim ederiz. Aslında en böyle kaba tabiriyle budur. Kök ailemizin diziminde aile içindeki rollerin karışmış olduğu ortaya çıkabilir ki bu her zaman çıkar. En sık rastlanan karmaşalar anne baba rolünü alan en büyük çocuk, ilk çocuk anne ya da baba rolünü almış olabilir. Ortanca ya da küçük çocuk rolünü abla gibi abla abi almıştır ya da baba çocuk rolünü almıştır. Rollerin karışmış olduğu bu tür ailelerde sağlıklı bir enerji akışı gerçekleşemez. İlişki içindeki dinamikler sağlıklı gerçekleşmediğinden ruhsal, fiziksel rahatsızlıklar, maddi ve manevi tıkanıklıklar, anlam verilemeyen gerginlikler, olaylar yaşanabilir. Aile dizimi uygulamalarımızda aile ferdinin asıl rolüne dönmesi sağlanır. Şimdi ne olaylar, ne vakalar, ne sorunlar, bir sürü şeyle karşılaşacaksınız. Bana gelen danışanlara şunu sorarım. Daha önce aile dizimi açtırdın mı? Hiç açtırmadım. Şimdi dün de bahsettim ya, diziyle beraber çok popüler oldu. Böyle bir herkes tarafından duyuldu. Derim ki gel senin çekirdek aile dizimini önce yapalım. Bana göre temel odur. Ben bir çekirdek aileni bir dizip oradaki düzeni bir seyredip sen de gör isterim. Anne baba ve çocuklardan oluşan içine doğduğum aileden bahsediyorum. Oradaki düzene bir bakalım. Orada her şey yolundaysa istediğin konuyla devam edebiliriz. Ama hiç daha yolunda olan çıkmadı. Parantez içinde söylüyorum. Ama eğer orada bir şeyler yolunda değilse benim başka bir yere çalışma yapmam buradaki tıkanıklığı geçirmez. Yani senin bir hastalığına çalışmam, senin bir şeyine çalışmam buraya etki etmeyebilir. Seni tam anlamıyla rahatlatmayabilir. Burada yapacağım dizim sana iyi gelir. Tabii ki danışanın yine kararını bırakmak zorundayım. Israrla işte bir yaz sonlandırma, ısrarla başka bir şey yapmak istiyorsa saygı duyabilirim. Ama benim için önce buradaki rol karmaşasını seyretmek, aile düzeni içinde buraya bakmak ve varsa karmaşayı düzeltmek en temel şeydir. Aile diziminde başka kimleri anarız? Tabii ki eski eşlerimiz. Geldik bizim karmaşık konumuza. Bir aşk ilişkisini öfkelenmeden, çirkin davranışlara kapılmadan bitirebilmek gerçek bir sanattır. Vardır hepimizin hayatında, işte aramızda ikinci evliliği, üçüncü evliliği olan, belki hiç evlenmemiş ya da sevgilileri olan. Başlarken her şey çok güzel başlar, işte sevgiyle, saygıyla falan. Bunu sürdürmek, aslında sürdüremiyorsam da aynı saygı çerçevesinde bitirmek çok az kişinin yapabildiği bir şey. Yani o ona küfür etmeden, o ondan işte hakkım haram olsun, işte beter ol,
çoluk çocuğundan çıksın falan gibi demeden böyle tamam. Çok teşekkür ederim. Verdiğin her şey için, yaşattığın tüm güzel anı, duygular için. Ama sen beni, ben de seni yıpratmamak için alabileceğimiz en doğru karar bu. Seni her zaman saygıyla almaya devam edeceğim falan bir konuşmayla ayrılan sanırım çok azdır içimizde. Dolayısıyla ayrılık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anladığınız, ikinizin de yeni durumu kabullendiğiniz ve ayrı yollara ilerlemekte anlaştığınızın göstergesidir. Özen gerektiren bu dönemde ayrılığa neden olan davranışınızın sorumluluğunu almak ve kendi sorumluluğunuzdan ne daha az ne de daha fazlasını taşımamak çok önemlidir. Burası çok önemli. Ayrılığa neden olan davranışı düşünmek, üzerinde düşünmek neden ayrıldık? Ve kendi üzerime düşen sorumluluğu almak, kendi sorumluluğumdan ne daha az ne de daha fazla. Mesela şunu diyenler vardır. Salağım ben, affedersiniz. Salağım yani. Benim yüzümden bitti. Her şey benim yüzümden oldu. Yani ben şöyle olmasaydım bitmeyecekti. Ben yaptım. Ne olduysa ben yaptım. Onun hiç suçu yok. Her şey benim suçum. Ne yaptım? Karşıdakinin de suçunu. Her şeyi kendi üstüme aldım. Ayrılığı kendimle kabul ettim. Kendimden buldum her şeyi. Bir diğer bakış açısı da şudur. Ya var ya melek gibiydim. Yani daha ne yapardım ki artık? Altına bir hani ipek halı sermedim. Kendi ettiği kendi buldu. Tamamen onun suçu. Hiçbir sorumluluğum yok. Hiçbir ayrılıkta tek taraflı diye bir şey yoktur. Mesela aldatılmada bile diye düşündüğümüzde hani aldatma en ağır konuyu mesela düşünelim. Aldatıldım ve bu sebepten dolayı ayrıldıysam en temelime baktığımda ben de beni neden aldatacak birisine yöneldiğimle ilgili bir içsel sorgulamaya girebilirim. Evet, aldattığı için o sorumludur, o sorumluluğu alır. Ben aldatma sorumluluğunu almam. Ben orada şu sorumluluğu da almam. En sık rastladığımız bu aldatma mevzusunda kadınların işte sanırım yeteri kadar iyi görünmüyordum. Sanırım kendime yeteri kadar özen göstermedim ki bunu hak etmiş olabilirim diyerek aslında bu tarafını yaptı. Çünkü aldatmanın hiçbir şekilde bir şeyi olamaz. Yani aldatma karakterlik, karakter özelliğine bağlı bir şeydir. Ve yapan kişiyi bağlar. Ben iyi ya da kötü görünüyor olmam aldatılmama bir yol açamaz ya da sebep değildir. Dolayısıyla evet kendi görünüşüme özen gösterebilirim, göstermeyebilirim. Bunun yolu beni aldatmak değil. Eğer görünüşümden hoşlanmıyorsa aldatmayı, ayrılmayı talep etmektir. Dolayısıyla yani benim görünüşüme özen göstermemem aldatılma sebebi olarak kabul edilemez. Bunu kabul ettiğimde kendi hakkıma da girmiş olurum. Ve bu döngüde de yine bu şeyi anlayana kadar ben bu imtihanın sebebini işte diyoruz hep bir döngüden bahsediyoruz. Bu adam beni aldattı anladım ben bunu üstüme aldım sorumluluğu bana ait değildi halbuki. Bunu anlayana kadar sistem bana yaşatmaya devam eder. Bana ait olan kısmından ne daha azını ne de daha fazlasını alamam. Daha fazlasını taşımak ise haksız bir sorumluluğu yüklenerek eşinize sorumluluk bırakmayıp ona çocuk muamelesi yapmaktır. Hadi şimdi hepimiz düşünelim. Gerçekten kaçımız evliyiz? Yani kaç kişi evli şu an aramızda? Ve kaçımız gerçekten iki sağlıklı yetişkin olarak bir ilişki devam ettiriyor? İlişkilerin çoğunda kadın, anne, kocası, çocuk. Peki çocuk ve anne ilişkisinde ne vardır? Anne verir, çocuk alır. Her şeyi verir, çocuk her şeyi alır. Çocuk yaramazlık yapar, anne affeder. Peki bizim büyük çocuğumuzun nasıl bir yaramaz olur? Tabii ki evi dağıtmayacaktır. O aldatır, o parayı çarçur eder, o bir yerde arkadaşlarıyla parayı harcayabilir. Yani sorumluluk sorumsuzdur. Ama müthiş de bir öfke vardır içinde. Kadın onu affetmek zorundadır. Ya nasıl affetmezsin? Milleti affediyor işte eşleri. Aldattıksa ne olmuş? Yani bir kere iki kere ne olacak yani? Herkes yapmıyor mu her gün? Düşüncesi vardır. Çünkü bir çocuktur. Kadından hep kendisine karşı bir çocuk muamelesi görmüştür. Çocuk gibi alıp pohpohlanmış, kucaklanmış. Aslında bulunduğu rolde tam da olduğu gibi davranır. Çünkü çocuk alır, anne de verir. Böyle bir ilişkide aldatılmamak da aslında çok absürt olur. Çünkü anne çocuk ilişkisi bilinçaltı düzeyde itici bir ilişkidir. Yani bu tabii ki onun annesi değil, o da onun çocuğu değil görünüşte. Ama
böyle bir ilişki tarzımız varsa, ben onu annem yerine koydum, anneme benzettim, sevgi almaya çalıştıysam, mutlaka burada bir sevgi akışında terslik olacak ve tabii ki çocuk kendi ihtiyaçlarını başka bir yerde karşılama peşine gidecektir. Bu arada tam tersi hiç de geçer. Çünkü artık bunun tam tersi de çok sık görülen bir durum. Erkekler baba, özellikle sanırım Sevgi Düzenleri kitabındaydı. Diyor ki bir kadın kendinden yaşça çok büyük bir erkeğe aşık olursa burada muhakkak bir baba arama figürüne bakarız. Bir baba figüründeki eksiklik, babalık. Dolayısıyla bu erkek de onu kabul ederse eğer ona babalık yapacaktır. Yani o verecektir, o da alacaktır. O verecektir, o alacaktır. Dolayısıyla sistem kadının işte yani ya da küçük olanın istediği yaramazlık ve şımarıklığı yapabildiği, diğerinin de onu sürekli affettiği ve peşinde ona baktığı bir düzen olacaktır diyor. Aynı şey tersi için de geçerli. Yaşı küçük bir erkek kendisinden yaşça daha büyük bir kadına da eğer yöneliyorsa, orada da anne figüründeki eksiklik var mı diye çok iyi bakılmalı ve irdelenmeli. Eğer seçimini sadece bir anne eksikliğinden dolayı yapıyorsa, bu evlilik ya da bu ilişki de gerçek anlamda sevgi taşımayacak ve sevgi akışına izin vermeyecektir. Geçmiş ilişkilerin yükünü taşıdığımız sürece gelecek ilişkilerimiz de yürümez. Ailenizle oluşturduğunuz olumsuz bağ nedeniyle onlardan kopamazsınız gibi, eski sevgilinizle eğer farklı davransaydı beraberliğimiz sürerdi şeklinde suçlamak hala bir hayal dünyasında olduğunuzu gösterir. Aile diliminde ilişki dizimi açarken mutlaka eski eş, eski sevgili konularına bakarız. Aile diziminin eski eş kavramı bizimkisinden farklıdır. Bize göre eş nedir? İşte nişan yüzüğümü takmış, gelinliğimi almış, düğünüm derneğimi olmuş, evimi açmış, o benim eşimdir. Sistem öyle bakmaz. Cinsel birliktelik yaşanan herkes benim eşim sayılır sisteme göre. Bunlar benim eşimdir ve mutlaka birinci numara, birinci olarak anılmalıdır. Bizim toplumda belki de en büyük zorlandığımız, en sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi burası. Şimdi niye böyle dedim? Diğer topluluklarda bu zaten hani olağan bir şey, sıradan bir durum. Ama bizde hem yaşanıp hem de örtülen bir durum. Yani bizde bunun açığa çıkması, işte dillendirilmesi yapılmayan, daha gizli tutulan durumlar. Ama burada yine sistem şunu demiyor. Bunun kimseye açıklamasına gerek yok. Kendi içsel dünyasında rolleri yerine koyması yeterli. Birinci eş, birinci sırada. Benim gerçekte evlendiğim eşim 3 numaraysa ve ben ona tek eşim diyorsam, şimdi onu yine aynı bu sporcularda olduğu gibi 3 numarayı alıp 1 numaranın yerine koyuyor ve onun enerjisiyle devam ediyorum demektir. Diğerlerini yok sayıyorum, 1, 2 ya da sadece 1 varsa bilmiyorum. 1 numarayı hiç yok sayıyorum, sen hiç yoksun, yaşanmadı, hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla ben bugünkü eşimi senin yerine koydum demektir. Burada da gerçek bir sevgi akışı gerçekleşmez. Ya da eşimle mutsuzum, evlendim, sürekli geçmişe dönük, eski nişanlım olsaydı birliktelik yaşamamış olayım ama hala bir sevgi bağım var. Yani unutamıyorum, ben bir seçim yaptım evlenirken, iki kişiyle evlenemeyeceğime göre bir seçim doğrultusunda. Ya da bazen işte aileler araya girdi, müdahil oldu, olmadı ya da başka türlü sebepler vardı. Hala aklımda şu düşünce varsa, keşke evlenmeseydim, keşke onunla deneseydik. Eğer bana bu haksızlığı yapmasaydı olurdu gibi bir durumum geçmişe dönük varsa oraya bağlıyımdır ve bugün kendi kurduğum çekirdek ailemi, yeni kurduğum sisteme ait değilimdir. Geçmişteki sistemle bugünkü sistem arasında arafta bir yerlerde olduğumu gösterir. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.